Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. Dördüncü hikaye bölümünde devam ediyoruz. Şaman bizden birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademe 20'şer tane tıbbi bitki istemişti. Onları getirdik. Hemen Şaman'la konuşalım. Zaten Doktor O'Connor doktorumuz da burada. Bitkilerimizi teslim ettik. Doktorla konuşuyoruz. Doktorla konuştuk. Doktorla konuştuktan sonra bize bir nadir plan daha hediye ettiler arkadaşlar. Şimdi Batçiri kampında Batçiri ile konuşacağız. Yani çete lideriyle konuşacağız. Hemen Batçiri kampına doğru yola çıkıyoruz. Dördüncü hikaye bölümünde Batçiri kampında Batçiri ile konuşacağız. Bakalım bu serüvende bizleri neler bekliyor? Elli seviye bir kamp arkadaşlar. Batçili kampı. Burada yine her zamanki gibi haydutlar olacak. Akıncılara her zaman olduğu gibi vurmuş olduğu alanlardan çıkarak çok rahat bir şekilde kendinizi savunabilirsiniz. Kampın içlerine doğru ilerlediğimizde yine bir haydutla karşılaşıyoruz. Tabii ki de kademe kademe ilerleyeceğiz. Her kademede bir haydutla karşılaşacağız muhtemelen. Hemen buradaki ganimet sandığımıza da bakalım. Ve içeriye doğru mağaranın girişine. İçeriye gireceğiz arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi Batçiri'nin simgesi B olarak bu kampta görülüyor ve çete lideri Casey Batçiri ile konuşuyoruz arkadaşlar. Bakalım Batçiri bize ne sır verecek arkadaşlar. Batçiri'yi Kızılderililer büyütmüş. Şöyle takip edelim. Batçiri bizden bir yemek yapmamızı istiyor zaten konumun içerisinde. Burada Batçiri Noah Thompson'la karşı karşıya gelmiş bir grup, iki grup arkadaşlar. Bu iki grubun arasında bir çekişme var. Biz de bu çekişmenin arasında kalmış durumdayız. Bütün mesele Silverton'un sahibinin kim olacağı adı altındaymış arkadaşlar. Tabii ki de burada bir pusuya düşürülüyoruz. Rick her zamanki gibi yardımımıza koştu. Batçiri'yi öldürdük arkadaşlar. Rick ile konuştuk. Rick bize biraz şifa bitkisi ve bir yemek verdi. Burada da bir Batçiri'den nadir plan elde ettik. Kampla işimiz bitti. Dördüncü hikaye bölümünde yine bir nadir plan elde etmiş olduk arkadaşlar.
Bahçeli kampını temizledikten sonra yine kardeşliğe gideceğiz. Kardeşlikte doktor ile buluşacağız arkadaşlar. Şöyle hemen doktor ile buluşalım. Bakalım. Molly burada arkadaşlar. Özür dilerim. Molly burada. Bakalım Molly ile şu an konuşamıyoruz. Zaten doktorla konuşalım. Köprüye gitmemizi istiyorlar. Köprüye giderken de yine bir başka bir çeteyle karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Bu çete lideri de Dexter Thorpe arkadaşlar. Şöyle hemen sağlığımızı da elimize alalım. Dışarıdaki şöyle pompalı bir tüfeğimiz olursa arkadaşlar buradaki çatışmadan biraz daha rahat kurtulabilirsiniz. En azından tek tek uğraşmaktansa. Trop'un şöyle kardeşlik diyorlar ama kardeşliğin içerisinde başka bir grup var arkadaşlar. Onlarla tekrar karşılaşacağız. Şöyle bir araya getirelim. Beraber öldürelim. Tabii ki de Trop muhtemelen kaçacak. Her zaman bir kötü adam tabii ki de kaçar. Doktorla buluştuk. Köprüye geldik. Köprüyü temizledik. Şimdi de arkadaşlar Silverton kasabasına gideceğiz. Hep beraber Silverton kasabasına gidiyoruz arkadaşlar. Molly ile konuşalım. Molly kendine geldi artık. İyileşti arkadaşlar. Artık Molly ile bir durumumuz kalmadı diye düşünüyorum. Thompson'la buluşmamızı istiyor. Hemen şöyle takip edelim görevimizi. Thompson'ın nerede olduğunu zaten bize oyun gösterecek kendiliğinden. Kardeşlik çete lideri diyelim artık Noah Thompson'la konuşuyoruz. Her zamanki gibi burada da bir çatışmayla karşılaşacağız. Tren geliyor ve trenin bakalım kimler gelmiş. Batı Yıldızı'nın sahibi muhtemelen Bay Kruger. Bir süre sonra meyhanede diye bir durum var arkadaşlar. Molly artık kurtuldu. Molly artık bundan sonra meyhanede Dora ile kalacakmış. Son olarak Şerif'le konuşmamızı istiyor. Dördüncü hikaye bölümünde can düşmanı görevini tamamlamak için Şerif'le konuşuyoruz. Ve dördüncü hikaye bölümü Silverton'da doktoru bulduktan sonra artık tamamlayacağız arkadaşlar. Dördüncü hikaye bölümünün son aşamasında kasabada doktorun bir ofisi var arkadaşlar. Bu hikayeyi tamamlamak için böyle doktorla konuşuyoruz.
Doktor bir ofis açacak arkadaşlar kasabada. Daha sonrasında da Molly doktorun yanında çalışmaya başlayacak. Dördüncü hikaye bölümünü tamamlayabilmek için doktorun muayenesini inşa etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Doktorun muayenesini inşa etmek için de gereken kaynaklar 40 tane akçe ağaç, 20 tane bronz bağlantı elemanları, 10 tane demir aletler arkadaşlar, 20 tane alkol, 50 tane de kükürt istiyorlar ve yaklaşık 20 tane de 3. kademe bandaj gerekiyor. Bunları hemen yaptıktan sonra 4. hikaye bölümümüz tamamlanmış olacak ve 4. hikaye bölümünde doktorun muayenehanesini yaptıktan sonra 50 can daha eklenecek karakteri bize kalıcı olarak. 4. hikaye bölümünü tamamlamak için buradaki hemen tekrar göstereyim. Muayene projesini tamamlamak için gerekli olan kaynaklar da bunlar. Bunları tamamlayacağız ve 4. hikaye bölümünü bitireceğiz arkadaşlar. Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. 4. hikaye bölümünde doktora yardım etmek için, doktorun ofisini tamamlamak için bizden bir görev vermişlerdi arkadaşlar. 4. hikaye bölümünü tamamlayacağız. Hemen gördüğünüz gibi de Molly burada arkadaşlar. Molly artık doktorun yanında çalışacak. Hemen doktorun ofisini tamamlayacak malzemelerimizi koyduk. Sonlandıralım ve 50 can kalıcı olarak karakterimize eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık doktorun ofisi açıldı ve 4. hikaye bölümü tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen doktorla konuşalım. Dediğim gibi doktorun yanında artık çalışmaya başlayacak Molly ve 4. hikaye bölümünü tamamladık arkadaşlar. 1. hikaye bölümünde zaten çok basit, onu herkes yapabilir. 2. hikaye bölümünde kara örtülüler çetesiyle uğraşmıştık. 3. hikaye bölümünde kardeşlik adı altında ittifakların altyapısını öğrenmemiz için ufak bir çalışma gerçekleştirildi. 4. hikaye bölümünde ise Bahçeli çetesiyle bir münakaşamız oldu arkadaşlar. 4. hikaye bölümünü de tamamladık. Şimdi sırada 5. hikaye bölümü var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.